Hepinize merhaba. Bu videoda davranış bilimlerinde ve sosyal bilimlerde ayrıca aynı zamanda sağlık bilimlerinde de son derece önemli olan iki çalışmadan bahsedeceğiz. İkiz çalışmaları ve evlat edinme çalışmaları. Bu iki çalışmanın önemli olmasının nedeni araştırmacılara doğamızı yani genlerimizi ve genetik kodlarımızı içeren genetik bileşenlerimizle yetiştirilme ve kültürel etkenleri içeren çevresel bileşenlerimizi ayırt ederek inceleme imkanı vermeleri. Yani bu çalışmalar neleri anne babamızdan kalıtsal olarak aldığımızı ve neleri yetiştirilme şeklimizle yani yaşadığımız yerle çevremizdekilerle ailemiz ve arkadaşlarımızla olan etkileşimlerimiz sonucu edindiğimizi anlamaya yardımcı olurlar. Şimdi gelin ilk olarak ikiz çalışmalarıyla başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. İki tür ikiz vardır monozigotik yani tek yumurta ikizleri ve dizigotik yani çift yumurta ikizleri. Monozigotik ikizler tek bir döllenmiş yumurtadan gelişirler. Burada mono kelimesinin altını çiziyorum çünkü mono bir demek. Yani burada bir yumurta ve bir sperm var. Ve bunlar bir araya geliyor, sperm yumurtayı döllüyor ve yumurta ikiye bölünüyor. Yumurta döllenme meydana geldikten sonra bölündüğü için tek yumurta ikizleri genetik olarak birbirinin aynı olur. Genlerinin yüzde yüzü aynıdır. Bu da demek oluyor ki tek yumurta ikizleri sadece görünüşte birbirlerinin aynı değil, aynı zamanda hücrelerinin tamamındaki genetik kod da aynı. Dizigotik ikizler yani çift yumurta ikizleri ise iki ayrı döllenmiş yumurtadan gelişir. Burada da kelimedeki di kısmının altını çiziyorum çünkü o da iki demek. Bu durumda bir kadının menstrual döngüsünde bir değil de iki yumurta oluşur ve bu iki yumurta iki farklı sperm tarafından döllenir. Bunun sonucu olarak çift yumurta ikizlerinin genlerinin yüzde ellisi aynıdır. Yani çift yumurta ikizlerinin genetik benzerliği normal kardeşler gibidir. Ve tıpkı siz ve kardeşiniz gibi benzer görünülebilirler ama tıpa tıp aynı olmazlar. Ancak normal kardeşlerden farklı olarak hem tek yumurta hem de çift yumurta ikizleri tamamen aynı çevreyi paylaşır. İlk olarak daha doğmadan aynı yeri paylaşarak başlar ana rahmindeyken aynı şeylere maruz kalır. Buna ek olarak ikizler aynı anne baba tarafından aynı anda yetiştirilir. Aynı yemeği yer, aynı oyuncakları ve aynı mikropları paylaşır. Dolayısıyla hem tek yumurta hem de çift yumurta ikizlerinin yüzde yüz aynı çevreyi paylaştıklarını söyleyebiliriz. Ya da en azından İki insan ne kadar fazla paylaşabilirse, o kadarını paylaşır diyelim. Peki ya normal kardeşler? Onlar da aynı çevreyi paylaşmıyorlar mı? <laughs> Elbette. Tabii çevrelerinin ne kadar benzer olduğunu değerlendirmek zor. Ama yüzde yüz aynı olmadığı kesin. Hayır, bu doğru değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Kardeşler de aynı anne baba tarafından büyütülüyor. Ne kadar farklı bir çevreleri olabilir ki? <laughs> bir bakıma evet. Haklısınız. Kardeşler sokaktaki herhangi bir insana kıyasla birbirleriyle daha benzer bir ortamı paylaşıyor. Fakat kardeşlerin büyüdüğü ortamlar aslında birbirlerinden farklı olabilir. Mesela benim küçük bir kız kardeşim var ve bence annemle babam ona bana davrandıklarından daha esnek davrandılar. Ben onların ilk çocuklarıydım ve ne yaptıklarını o kadar iyi bilmiyorlardı. Ama kardeşim doğduğunda daha hazırlıklıydılar ve çok daha rahattılar. Ayrıca kız kardeşim ve ben farklı yerlerde büyüdük. Ben bir apartman dairesinde büyüdüm ama kardeşim doğduğunda çoktan bahçeli müstakil bir eve taşınmıştık. Bu arada ikimiz de aynı okullara gitmemize rağmen farklı öğretmenlerimiz ve farklı arkadaşlarımız oldu. Sonuçta kesinlikle benzer bir ortamı paylaşmamamıza rağmen yetiştirildiğimiz çevreler ikiz kardeşlerin paylaşacağı kadar benzer değildi. Şimdi konuyu birazcık değiştireceğim. Diyelim ki bir bilim insanısınız ve şizofreninin nedenleri üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Şizofreniye sebep olan şey genetik mi yoksa çevresel etkenler mi? Bunu öğrenmek istiyorsunuz. Belki de bu rahatsızlığa insanların çocukluklarında maruz kaldığı bir toksin neden oluyor. Geçmişteki araştırmalarınızda anne ya da babasından biri şizofreni olan çocukların bu hastalığa yakalanma oranlarının daha fazla olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bunu hastalığın genetik bir bileşeni olduğuna dair bir gösterge olarak da düşünebilirsiniz. Ve evet, bu kesinlikle doğru olabilir. Ancak bu sonuca ulaşırken bu duruma çevrenin ne gibi etkileri olabileceğinden tam olarak emin değiliz anne ya da baba ile çocuğun her ikisinde de şizofreni olması, herhangi bir genetik etkenden dolayı değil de bulundukları ortamdaki kimyasal bir etkenden, belki bu hastalığı tetikleyen sudaki herhangi bir kimyasaldan kaynaklanıyor da olabilir. Bu nedenle araştırmacılar genetik ve çevresel etkenleri izole ederek her birine diğerinden bağımsız olarak bakmaya çalışır. Bu yöntemin hastalığa neyin neden olduğunu daha net bir şekilde anlamamızı sağlayıp sağlamayacağını görmek isterler. Hastalığı bu şekilde incelemenin yollarından biri ikiz çalışmalarına bakmak. Bu araştırmalarda hem tek yumurta hem de çift yumurta ikizlerindeki şizofreni görülme oranlarına bakarız. Bunu yaparak çevre koşullarının sabit olduğu durumda genlerdeki farkın ne kadar etkili olduğunu gözlemleyebiliriz. Daha önce de dediğimiz gibi tek yumurta ikizlerinde genlerin yüzde yüzü, çift yumurta ikizlerinde ise genlerin %50'si birebir aynıdır. Ayrıca her iki ikiz türü de yüzde yüz aynı çevreyi paylaşır yani bu tek yumurta ikizi olan iki kardeş aynı zamanda aynı yerde büyüyor ve buradaki çift yumurta ikizi olan iki kardeş de aynı zamanda ve aynı yerde büyüyor şimdi böyle bir çalışmada eğer şizofreninin esas olarak genlerden kaynaklandığı varsayılıyorsa tek yumurta ikizlerinde ve çift yumurta ikizlerinde hastalığa yakalanma oranlarının tamamen farklı olduğunu görmeyi bekleriz. Yani durum bu olduğunda eğer tek yumurta ikizlerinden biri şizofrense diğer ikizin de buna yakalanma şansının daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. En azından bu oran çift yumurta ikizlerinde ya da normal kardeşlerde görülenden daha yüksek olmalı. Ancak eğer şizofreni kişinin maruz kaldığı çevresel faktörlerden kaynaklanıyorsa bu durumda her iki tür ikizde de hastalığa rastlanma oranlarının benzer olmasını bekleriz. Çünkü türü fark etmeksizin ikiz gruplarındaki ikiz kardeşlerin her ikisi de aynı çevresel etkenlere maruz kalmıştır. Yani eğer çevrede olan bir şey hastalığa yol açtıysa, her iki ikiz grubundaki ikiz kardeşlerin her ikisi de bununla etkileşime geçmiş olmalı. Tek yumurta ya da çift yumurta ikisi olmaları bu durumda herhangi bir fark yaratmaz. Yani özetlemek gerekirse %100 aynı genetik malzemeye sahip olan tek yumurta ikizleri herhangi bir konuda birbirlerine %50 aynı genetik malzemeye sahip olan çift yumurta ikizlerinden daha çok benzerse e ee, o zaman bu özelliğin, rahatsızlığın ya da davranışın güçlü bir genetik bileşeni olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak her çalışma metodolojisinde olduğu gibi ikiz çalışmalarında da bazı sorunlar var. Örneğin tek yumurta ikizlerine çift yumurta ikizlerine olduğundan daha benzer şekilde davranılıyor olabilir ve bu da beklenmeyen bir etkiye yol açabilir. Yani az önce de dediğimiz gibi tek yumurta ve çift yumurta ikizleri normal kardeşlerden daha benzer bir ortamı paylaşıyor olsalar da tek yumurta ikizlerinin paylaştığı ortam çift yumurta ikizlerininkinden daha da fazla benzerlik taşıyor olabilir. Genetik ve çevresel etkenleri ayrıştırarak incelememizi sağlayan bir diğer araştırma türü de evlat edinme çalışmaları. Bu çalışmalarda evlat edinilen bireyler, evlat edinen aile ve biyolojik aile ile karşılaştırılırlar. Şizofreni örneğiyle devam edersek, eğer evlat edinilen bireylerdeki şizofreni oranı, evlat edinen aile ile değil de biyolojik ailelerindeki oranla benzerlik gösteriyorsa, ortada güçlü bir genetik etken olduğu sonucuna varabiliriz. Fakat eğer birey ve biyolojik ailesi arasında herhangi bir ilişki yoksa ve evlat edinen aile ile evlat edinilen çocuk arasında benzer oranlar varsa işte o zaman çevrenin önemli bir rol oynadığı sonucuna varabiliriz. Evlat edinilen bireyler biyolojik ve genetik akrabalarından tamamen farklı bir çevrede yaşadıklarından dolayı bilim insanları bu tarz araştırmalarda genetik ve çevresel etkenleri daha kolay ayırt edebilir. Ancak bu metodoloji ile ilgili de bazı sorunlar var. Mesela evlat edinilen çocuğun biyolojik ailesi hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabiliriz. Ayrıca evlat edinme işlemleri rastgele yapılmıyor. Çocuklar rastgele herhangi birine teslim edilmiyor. Bunu yapan kurumlar bazen evlat edinen aile ile biyolojik ailenin özellikle toplumsal ve kültürel açıdan benzer olmasını ister. Bu da bu tarz araştırmalarda sebebin genetik kaynaklı mı yoksa çevre kaynaklı mı olduğunu tespit etmeyi daha da zorlaştırır. Evet. Şu ana kadar ikiz çalışmalarından ve evlat edinme çalışmalarından söz ettik. Tabii bu iki çalışmanın birleştirilmesi de mümkün. Şimdi biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Ender olarak görülse de bazı durumlarda tek yumurta ikizleri evlatlık olarak verilir ve her biri farklı aileler tarafından evlat edinilir. Bu durumda bu ikizler genetik olarak tamamen aynıdır. Ancak farklı ortamlarda yetiştirilirler. Böyle bir durumun genetik ve yetiştirmenin temel etkilerini araştıran bilim insanları için ne kadar da ideal bir durum yarattığını sanırım anlamışsınızdır. Yine şizofreni örneğini kullanırsak eğer bu hastalık temelde genlerden kaynaklanıyorsa yani güçlü bir genetik bileşeni varsa ayrı yetiştirilen tek yumurta ikizlerinde de birlikte yetiştirilen tek yumurta ikizlerinde de hastalığın görülme oranının benzer olmasını beklersiniz ama esas olarak Çevresel etkenler önemli ise ayrı yetiştirilen ve birlikte yetiştirilen ikiz grupları arasında benzer oranları görmeyi beklemezsiniz. Fakat burada da yine evlat edinmenin rastgele bir işlem olmamasından kaynaklı bir sorunla karşılaşıyoruz. Aslına bakarsanız evlat edinen aileler genellikle birbirine benzer özelliklere sahiptir. Ayrıca bunlar genellikle varlıklı ailelerdir çünkü evlat edinmek pahalı bir işlem. Aynı zamanda bu aileler ciddi şekilde çocuk sahibi olmak istedikleri için bu konuda her yolu deneyen insanlardır. İşte tüm bunlar sebebiyle bu ailelerin çocuk yetiştirme tarzları da benzer olabilir. Ve böyle bir durumda tek yumurta ikizleri farklı aileler tarafından büyütülse bile bulundukları çevreler araştırmacıların istediği kadar farklı olmayabilir. Yani özetlemek gerekirse eğer bir şeyin ki bu bir davranış, özellik ya da rahatsızlık olabilir güçlü bir genetik bileşeni varsa, yani o şey genetik etkenlerden kaynaklıysa, tek yumurta ikizlerinde, çift yumurta ikizlerine göre daha fazla benzerlik görmeyi bekleriz. Birlikte yetiştirilen tek yumurta ikizleriyle ayrı yetiştirilen tek yumurta ikizleri arasında fark olmamasını bekleriz. Ayrıca evlat edinilen çocukların evlat edinen aileden çok biyolojik aileleriyle benzerlik taşımalarını bekleriz. Ama eğer bir davranış, özellik ya da rahatsızlık çevresel etkenlerden kaynaklıysa o zaman tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri arasında fark olmamasını bekleriz. Ha, buna ek olarak Ayrı yetiştirilen tek yumurta ikizlerine kıyasla birlikte yetiştirilen tek yumurta ikizlerinde daha yakın oranlar görmeyi bekleriz. Ve ayrıca evlat edinilen çocuklarda da biyolojik ailelerine kıyasla evlat edinen ailelerle daha yakın oranlar görmeyi bekleriz. Evet, şimdilik bu kadar.